Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım, oylarınıza sunacağım. Buyurun. Sessizliği sağlayabilirsek başkanım, çok gürültü var. Arkadaşlar, grup önerisi okutuyorum. Lütfen. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 25.07.2018 Çarşamba günü bugün toplanamadığından iç tüzüğün 19. maddesi gereğince grubumuzun aşağıdaki önerisinin genel kurulun onayına sunulmasını arz edelim. Bülent Turan Çanakkale Milletvekili AK Parti Grup Başkan Vekili öneri bastırılarak dağıtılan iki sıra sayılı kanun teklifinin 48 saat geçmeden gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmına alınması genel kurulun kişisel verileri koruma kurulunda boş bulunan üyelik için seçimin 25 Temmuz 2018 çarşamba günkü bugün birleşiminde yapılması 25 Temmuz 2018 çarşamba günkü birleşimde iki sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi iki sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin 25 Temmuz 2018 çarşamba günkü birleşiminde tamamlanması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim 2018 pazartesi günü saat 14'te toplanmak üzere tatile girmesi İki sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin 25 Temmuz 2018 çarşamba günkü bugün birleşiminde tamamlanamaması halinde genel kurulun 26 Temmuz 2018 perşembe günkü birleşiminde iki sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi ve bu birleşimde iki sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim 2018 pazartesi günü saat 14'te toplanmak üzere tatile girmesi İki sıra sayılı kanun teklifinin iç tüzüğün 91. maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir. İki sıra sayılı askerlik kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. 2 taksim 2, 2 taksim 3 bölümler, bölüm maddeleri, bölümdeki madde sayısı. 1. bölüm 1 ila 9. maddeler arası 9. 2. bölüm 10 ila 21. maddeler arası 12. Toplam madde sayısı 21. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere öneri sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Çanakkale Milletvekili Bülent Turan. Buyurun Sayın Turan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti grubumuzun önerisi metninden anlaşılacağı üzere bugün kişisel verilerin korunması kuruluna üye seçimini öngörüyor. Hemen ardından iki sayılı teklif görüşmeleriyle de kamuoyunda merakla takip edilen 3-4 ayrı konuda değişiklik düzenleyen teklifin görüşmesini öneriyoruz. Bu teklifte sağlık çalışanlarımızın ek 60 gün prim alması gibi, emeklilerin düzenlenmesi gibi, GÖK 58. maddedeki tabip öğretim elemanlarının motivasyonunu ve sağlık turizmini teşvik eden bazı düzenlemeler gibi, pilot ve denizcilikle ilgili askerimizin bazı taleplerinin karşılandığı ve yine kamuoyunda bedelli diye ifade edilen gençlerimizin merakla beklediği kanun teklifinin görüşülmesini öngörüyoruz. Grup önerimizin kabulünü diliyor. Hepinize saygı selamlıyorum. Teşekkür ederim. Öneri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Engin Altay. Buyurun Sayın Altay. Söz talepleri olanlara veriyorum, olmayanlara vermiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Biraz sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup önerisi oylanacak, öyle görülüyor. Öneriyle kamuoyunda bedelli askerlik yasası diye bilinen teklif ve sağlık çalışanlarının yıpranmasını içeren hususları kapsayan bir plan bütçe komisyon raporu var. Grubumuz adına konuşacak değerli hatipler teklifle ilgili değerlendirmemizi, yaklaşımımızı, anlayışımızı ortaya koyacaklar. Biliyoruz kamuoyunda milyonu aşkın insanın beklediği bir teklif gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi şüphesiz vatandaşın, milletin menfaatine olan konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıcı muhalefet anlayışını her vesileyle ortaya koymuş bir siyasi partidir.
Elbette gelen teklif dört dörtlük müdür? Hayır, değildir. Hep söylerim, en iyinin de iyisi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu teklifin görüşmeleri esnasında önergeleriyle bu teklifin daha müsbet, daha sağlıklı bir hale gelmesi konusunda katkısını ortaya koyacaktır. Bunu belirtmek istedim. Bu vesileyle hazır kürsüye çıkmış bir dakikada zaman varken şunu da tekrar söyleyeyim. Genel kurul iradesine saygımız elbette sonsuz ama gönlüm arzu ederdi ki biraz önce grubumuzun verdiği önerge kabul edilmek suretiyle yeni kazaların, yeni acıların yaşanmasını bu meclis önleyebilir. Allah'ımdan niyazım odur ki inşallah bu ve benzeri kazalar bir daha hem ülkemizde hem dünyanın başka memleketlerinde de hiç yaşanmasın. Ama meclis bu gibi konulara yüksek duyarlılıkla yaklaşması gereken tek ve yegane organdır. Bence bu yönüyle bu tablo Çorlu tren faciasında, bak ben kaza demiyorum, tren faciasında acı çeken aileler bakımından, meclisimize yönelik tutumları bakımından olumsuz bir tablonun yol açılmasına sebep olmuştur. Takdir genel kurulundur. Önümüzde günler var. Belki çoğunluk partisi ya da birinci parti bu konudaki anlayışını bölge halkının ve vatandaşların refleksleriyle yeniden gözden geçirmek durumunda kalacaktır. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi yaşanan her soruna el koyma güç ve muktediratında olduğunu 81 milyona gösterecektir diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmiştir.